42 numara. Ankara Kocaoğlu 42 numara. Kırmayın. Korkma. Tekrar. Korkma. Edirne Belediye Başkanımız Sayın Recep Gürkan teşrif etmişlerdir. Kendilerine merhaba arkadaşlar. Bugün Recep Karay'la beraberim. Başpehlivan. Merhaba Recep Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada güreşinizi seyrettim. Oldukça zordu ve bayağı da uzun sürdü. Şimdi yağlı güreşler yarım saat normal süresi. Ondan sonra yeniş olmayınca ucu açık oluyor. Yani 2 saat de sürebilir, 3 saat de sürebilir. Tamamen artık dayanıklılık işi. Bu sıcağın altında. Peki bu dayanıklılığı nasıl sağlıyorsunuz? Ne tip antrenmanlar yapıyorsunuz? Dayanıklılığımızı sağlamak için kondisyonumuzu geliştiriyoruz öncelikle. İyi kondisyonu olan zaten işi götürüyor. Çok kuvvete de iş kalmıyor yani. Tamamen irade, dayanıklılık işi. Buraya dayanıklılığımızı kırpınlara gelmeden önce mesela ben yüksek rakım antrenmanları yaptım. Hı hı. Erzurum'da 2200 metrede kaldık. 3000-3200 metreye tırmandık. Bu şekilde hazırlandık buraya ve tırmandık derken yani böyle üstünüzde bir ağırlıkla falan mı? Yok, normal serbest ağırlıkla, vücut ağırlığıyla birlikte serbest yürüyüş şeklinde, koşu şeklinde gün aşırı ve onun da semeresini burada almaya başladık. Mesela kamp yaptığım 3 arkadaşım da çeyrek finale kaldık. Bugün 60 kişi güreşe katıldı başpehlivanlık kategorisinde. Hı hı. Biz çeyrek finale kaldık. Çeyrek finale kalan 3 kişi de benim ekibim. Hı hı. Aynı yerde hazırlandık ve çalıştığımızın da semeresini almaya başladık. İnşallah yarın şampiyon olarak buradan ayrılacağız. Evet, inşallah diyorum. Hı. Peki şimdi bu kadar antrenman yapıyorsunuz. Belli ki zaten antrenman işini çözmüşsünüz. Hı. Yani zaten maçınızdan da seyrettiğim kadarıyla hani farklıydı diğerlerinden. Evet. Peki beslenmeyi nasıl yapıyorsunuz? Sizin beslenmeniz çok farklı diğer spor branşlarına göre. Çünkü dayanıklılık üzerine olduğu için hani daha böyle yağ tüketimi olmalı, daha farklı bir takım şeyler olmalı. Şimdi beslenmede genelde yağlı yiyecekleri tercih ediyoruz. Çünkü uzun süreli müsabaka yaptığımız için uzun süreli müsabakalarda yağlar devreye giriyor. Siz de biliyorsunuz. O yüzden yağlı yiyecekleri yiyoruz. Ama tabii bunun yanında etimizi, sütümüzü, peynirimizi, yumurtamızı, karbonhidrat içeceklerimizi, bunları da ihmal etmiyoruz. Bunlar zaten olmazsa olmaz. İşte müsabaka aralarında amino asitimizi alıyoruz. Vitamin, mineral kombinasyonu, bu tarz sporcu gıdalar var. Bunları alıyoruz. Bunlar almazsak zaten ayakta durmanız mümkün değil. Evet. Sadece yediğiniz gıdalarla bu iş olmuyor. Evet. Ekstra sporcuların performansını artırması için legal olan birçoğunu kullanıyoruz. Evet. Yani. Zaten bu beslenme konusunda eksik olanlar hani hasbelkader
bir kere derece alıyorlar. Evet. Hani o şansa kısmet oluyor. Fakat sizin gibi üst üste derece alan sporcular bir şekilde bir şeyleri doğru yapıyorlar. Demek ki evet. Hani şans değil. Şimdi her oyunu kuralına göre oynayacaksın. Şimdi şöyle düşünelim. Sen dizel arabaya gidip benzin koyarsan ne olur? Araba gider mi? Çok gitmez. Motoru bozarsın yani. Bu da öyle. Yani şimdi arabasına göre yakıt. Evet. Öyle arabasına göre yakıt. Biz de şimdi antrenman öncesi, müsabaka öncesi aldığımız gıdalar var. Vücudu ısındıran, vücudu müsabakaya hazırlayan ilaçlarımız var. Ondan sonra tabii müsabakadan sonra çok ciddi bir kas yıkımı oluyor. Bu kas yıkımını da yediğin gıdalarla karşılaman mümkün değil. Bunu da işte amino asitlerimizle, amino asit kombinasyonlar ürünlerle tekrar vücudumuza alarak kas yıkımını geciktiriyoruz. Yani bunları almazsak olmuyor zaten. Bunları evet. Şey yapıyoruz yani. Yarın için bol şans diyorum. Yarın zor olacak. Tabii şimdi... Bir taraftan da hani ben şimdi çekim yaparken yoruldum. Güneşin altında direkt güreşiyorsunuz. Hani tam zorlu şartlar. Hem yağlı hem sıcak. Şimdi bak bugün burada 40 derece sıcak vardı ama sahanın içerisinde bu sıcaklık 50 dereceyi buluyor. Gerçekten, biliyorum ben de oradaydım. Gerçekten çok büyük efor istiyor. Yani güreşmeyi bırakın. Normal bir insan güneşin altında hiç hareket etmeden 10 dakika dursun o sıcağın altında çatlıyor zaten. Tabii. Yanarsın. Biz ama işte bu iş çok meşakkatli, çok efor isteyen bir spor, dayanıklılık isteyen bir spor. Yani baş pehlivan kolay olunmuyor. Evet. Türkiye'nin baş pehlivanı öyle kolay olunmuyor yani. Evet. Evet, biz de bakalım inşallah emeklerimizin karşılığını yarın alırız diyorum. İnşallah, ben. İnşallah. Tekrardan tebrik sağ ediyorum olun, ben teşekkür sizi. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Evet. Hüngar Ekin, Kocaeli Karamüsel, Antalya Elmalı Belediyesi adına güreşiyor. İbrahim Çoraman, Antalya Elmalı Yeşilyayla. Thank you.